Karabağ Savaşı, Hakk'ın batıla galip geldiği savaştır. Hak, batılı yenmiştir. Türklerin inancı arşa kadar ulaşmış, bu inançla dünyayı ele geçirecek güce sahip olmuşlardır. Artık zaman değişmiştir. Artık dünya okyanus ötesinden değil, Anadolu topraklarından yönetilecektir. Azerbaycanlı kardeşlerimiz ülkemizin de desteğiyle 44 gün süren Vatan Muharebesi'ni hamdolsun şerefli bir zaferle taçlandırmıştır. 30 yıldır işgal altında tutulan Azerbaycan toprakları kurtarılmış, Dağlık Karabağ'ın vatan hasreti son bulmuştur. Her anı kahramanlıklarla dolu 44 günlük bir savaşın ardından kazanılan zafer, askeri, diplomatik ve siyasi açıdan çok büyük anlamlar taşıyor. Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, Hakk'ın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor. Şehitlerimizin fedakarlıklarının remzi olan Azerbaycan bayrağı, 30 yıllık aranın ardından Karabağ'da artık gururla dalgalanıyor. Laçin'den Şuşa'ya, Fuzuli'den Kelbecer'e, tüm Karabağ semalarını hamdolsun artık ezan-ı Muhammediler süslüyor. Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. İnşallah bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilimin yerine işbirliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır. Dağlık Karabağ'da bozguna uğrayan Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya'ya öfke kustu. Azerbaycan'a karşı son Karabağ Savaşı'nda yaşanan ağır yenilgiden Rusya'yı sorumlu tutan Paşinyan, ülkesinin kuvvetlerinin elinde bulunan Rus yapımı silah ve sistemlerin savaşta başarı gösteremediğini söyledi. Paşinyan, radyoda yaptığı konuşmada, Rus Repellent 1 uçak savar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, Ermenistan'ın Karabağ üstündeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi, dedi. Arabi 21'de yer alan habere göre, Ermenistan ordusunun Karabağ bölgesinde ağır kayıplar verdiğini de itiraf eden Paşinyan, ateşkes ve barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı, dedi. Moskova yönetimine de sitem eden Paşinyan, savaş sırasında Rusya'dan gerekli desteği göremediklerini söyledi. Ermenistan ve Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da 44 gün süren savaş, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlandı. Ermenistan'ın hezimeti kabul ederek anlaşma imzalamasının ardından dün bölgede ilk kez silah sesleri duyuldu. Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğunu bölgeye yerleşen Rus barış güçleri doğruladı. Ermeni güçlerinin ateşkesi bozarak Hadrut çevresindeki köhne tağlar ve Çaylakgala köylerinde çatışma başlattığı bilgisi geldi. Hafta sonu yükselen tansiyonu sayfalarına taşıyan Azerbaycan yerel medyası da, Hocavend'e bağlı iki köyün ateşkes anlaşmasına göre Ermenistan milisleri tarafından boşaltılmadığını aktardı. Çatışma haberlerinin duyulmasıyla en çarpıcı görüntü, uluslararası toplum tarafından tanınmayan, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ortaya çıktı. Hankendi'deki Ermeniler, şehirdeki Rus güçlerinin merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan göstericiler, Rusya'dan çatışmaya müdahale etmesini istedi. Ermenistan yanlısı muhabir Neil Hauer, protestocuların Hay Kanumyan'ın çağrısıyla toplandığını ve yaklaşık 150 kişinin barış güçleri karargahı önüne geldiğini yazdı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri yeni bir operasyon haritası yayınladı ve Rus birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda iki köyün renginin değiştiği görülüyor. Azerbaycan parlamento üyesi Rasim Musabayov, bu haritaya bir şeyler çizebilirler. Ancak soru, Azerbaycan'ın çizimleri kabul edip etmeyeceği, kabul edileceğini sanmıyorum, diyor. Çatışmanın yaşandığı Hadrut yakınlarındaki köhne tağlar ve Çağlakgaya köylerinde sivil nüfus bulunmuyor. Yalnızca bir Ermeni militan grubu var. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus barış güçlerinin çatışma alanına ulaşmasının ardından silahların sustuğunu söyledi. Paşinyan ayrıca, iki köyün bir kısmının Azerbaycan özel kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini savundu. Azerbaycan ordusuna karşı 27 Eylül'de başlattığı 44 günlük savaşta ağır bir yenilgi alarak işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor.
Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgelerde 27 yıl sonra yeniden yönetimleri bir bir ele alırken, Ermenistan tarafından uğratılan zarara ilişkinse oluşturulan saha ekipleri incelemelerine çoktan başladı. İşgal altındaki bölgelerde yapılacak incelemelerin ardından hazırlanacak raporlar eşliğinde, uluslararası mahkemelerde Ermenistan hükümetine karşı hem Azerbaycan hükümeti hem de çok sayıda mağdur vatandaşın tazminat davaları açması planlanıyor. Yapılan bir değerlendirmeye göre ise Ermenistan'ın işgal sonrası bölgede oluşturduğu zararın parasal karşılığı 50 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Ancak hem içeride hem de dışarıda yapılan değerlendirmelere göre 44 günlük savaşın da etkisiyle zaten hali hazırda ekonomik olarak bir çıkmaza giren ve Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle daha zor günlerin kapıda olduğu Ermenistan'ın bu denli bir tazminatı ödeyebilecek parası yok. O yüzden olası bir tazminat kararı karşısında akla ilk gelen toprak verme seçeneği oldu. Bu seçeneğe yönelik ima ise Ermeni siyasetçiden geldi. Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David Sahanazaryan, Ermenistan'ın başbakanı Nikol Paşinyan'ın tekrar görüşmelere gideceğini ve Azerbaycan'a Zangezur'u veriyoruz diyeceğini öne sürdü. Şarmazanov, bunun nedenini ise çünkü elimizde 50 milyar dolar yok diye özetledi. Zangezur'a yönelik bir açıklamada Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski başkanı David Sahanazaryan'dan geldi. Sahanazaryan, cephe hattında yapılan hatalara ve siyasi baskılara işaret ederek savaşın henüz bitmediğini, Azerbaycan'ın Zangezur'u da alacağını öne sürmüştü. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üstünden açacağı davalarda talep edeceği tazminata ilişkin Rus uzmanlar da Zangezur'u işaret ediyor. Uluslararası çatışmalar uzmanı Yevgeni Mikhailov, Ermenistan tarafından Azerbaycan topraklarına verdiği darbelerden bahsederek yağmalanan anıtların, mezarların ve yıkılan şehirlerin uluslararası hukuka uygun olarak işgalci ülkeye karşı açılan davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Kendisine göre Azerbaycan'a verilen zararın daha önce bildirilenden kat kat daha fazla olduğunu da bildiren Rus uzman, Erivan'ın parası yok, borç verilirse birkaç nesil boyunca esaret olacak. Öte yandan 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıcında dünyanın her yerinden Ermeni iş adamları Azerbaycan'dan Ermeniler için Karabağ arazisi satın almayı teklif ettiler. Buna dayanarak Erivan'a Zangezur'u ve Bakü için önemli olan diğer stratejik tesisleri vermesini önerebiliriz. Ancak bu denli bir adım işgalin faturasını karşılayabilir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'da altyapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami ve kilisenin kalmadığını, hepsinin Ermenistan tarafından yok edildiğini söyledi. Bakü'deki zafer törenine de katılan Ayrım, bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak, yeni yerleşim yerleri yapılacak, altyapıları kurulacak dedi. Bakü'de geçen hafta gerçekleştirilen zafer törenine onur konuğu olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, tarihi ziyarete ilişkin izlenimlerini anlattı. Ayrım, Azerbaycan'da muazzam bir Türkiye sevgisi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin üniversiteleri, iş adamları başta olmak üzere toplumun her kesimiyle Azerbaycan'ın yanında durduğunu söyleyen Ayrım, bu ilişkileri bozacak içeride ve dışarıdan olan kötü niyetli insanlara fırsat vermemeliyiz diye konuştu. Ayrım, bundan sonraki mücadelenin daha kolay olmadığını belirterek şöyle devam etti. Bir taraftan masada mücadele devam edecek. Bu işi çekemeyen ülkeler var. Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal edilen o şehirlerinde altyapı, oturulacak bina, okul, kütüphane, cami, kilise kalmamış. Hepsi yok edilmiş. Buraların onarılması lazım dedi. Azerbaycan'ın çok acil olarak bir takım işleri yapması gerektiğini dile getiren Ayrım, şehirler arasındaki ulaşım çok önemli. Fuzuli'den Şuşa'ya yeni bir yol yapılması gerekiyor. Bunlar Türk firmaları tarafından yapılacak. Yeni yerleşim yerlerinin yapılması ve oraların altyapıları oluşturulacak. Elektrik sistemi kurulacak dedi. Dağlık Karabağ'da yaşananlar, ülkemizin bu kararlı duruşunun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Türkiye tıpkı bir asır önce Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun yaptığı gibi tarihi bir dönüm noktasında Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında yer almıştır. Kafkas İslam Ordusu'nu Bakü'ye 18 kilometre mesafedeki Güzdek'te karşılayan Azerbaycan Milli Marşı'nın yazarı Ahmet Cavat duygularını şöyle dizelere dökmüştür. Sancağı, dağa, taşa öptürün. Duman gibi bu dağları bürüyün. Denizlere selam, resmi yaptırın.
göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürü, yürü batan günün izine, gülümseyir doğan güneş yüzüne. Kardeşliğin fermanına baş eğip, mazlumların imdadına yetiştin. Karanlıkta iman sana yol açtı, sen o yoldan muradına yetiştin. Yürü, yürü batan günün izine, gülümseyir batan güneş yüzüne.